Sual. Bir cemaati seven, fakat onların yaptıklarını yapmasa, iman da onlara uysa nasıl olur? Cevap, sevdiklerinin birkaç ameline uyan kimseye gelince, iman da uymamış ise, onlardan olamaz. Onları seviyorum demesi hiç doğru değildir. Onun kalbinde, onlara sevgi değil, düşmanlık vardır. Din düşmanlığından daha büyük düşmanlık olmaz. Yahudilerin ve Hristiyanların, peygamberleri seviyoruz demeleri böyledir. Kişi, sevdikleri gibi inanıp, taat ve ibadetlerde, onlara tam uymazsa, beğenmediği için uymamış ise, seviyorum demesinin yine faydası olmaz. Onlarla birlikte olamaz. Gücü yetmediği, nefsine hakim olmadığı için, hepsine uyamamış ise, onlarla birlikte olmasına mani olmaz. Hadis-i şerifler, bu ikinci kısmı bildirmektedir. Bir cemaati seven, fakat tam onlar gibi olmayan kimseye karşı söylenmiştir. Ebu Zer hadisi, bunu açıkça bildirmektedir. Bu hadisi şerif, Müslümanları çok sevindirmektedir. 183-183 miladi 799 senesinde Küfe'de vefat etmiş olan Muhammed İbn-i Semmak, rahimehullahü teala, son nefesinde, Ya Rabbi! Sana hep isyan ettim. Fakat, sana itaat edenleri hep sevdim. Beni bu sevgime bağışla, diyerek dua etti. Seyyid Abdülhakim Arvasi, rahmetullahi aleyh de, Ya Rabbi! Sana layık hiçbir şey yapamadım. Yüzüm kara olarak huzuruna geldim. Fakat, senin dinini yıkmak, İslamiyeti yok etmek isteyenleri sevmedim. Senin için olan bu buğduma beni bağışla, diyerek dua ederdi. Necmüddin Gazzi, rahimehullahü teala, salihleri seven zalimleri, üçüncü nevin birinci kısmının sevgisine benzetmektedir. Yani sevdiklerinin imanları gibi inanan, fakat onların amellerine ve ahlaklarına uymak istemeyen kimseye benzetmektedir. Salihlere olan muhabbetleri ve yardımları, bu zalimlere fayda vermez demektedir. Biz deriz ki, böyle zalimler, ikinci sevmeye benzemektedirler. Yani sevdiklerinin imanı gibi inanan, fakat onlar gibi olamayan kimseler gibidirler. İbn-i Semmak da, böyle olduğunu bildirmişti. Bu zalimler, nefislerine uyarak zulüm yapmışlarsa da, salihleri sevmekte, dualarını almaya çalışmaktadırlar. Kıyamet ve Ahiret Kitabı sayfa 321.